Sanal abi, sanal abla. Evet, biyolojik olarak abilerimiz var, ablalarımız var, kardeşlerimiz var ya da mahalleden, sosyal çevreden abilerimiz var, iş yerinden abilerimiz var. Bir abi, abla mevzusu var biyolojik olarak çevremizde. Bir de bunun dışında yeni ortaya çıkan bir şey var. Sanal abi ve sanal abla dediğimiz bir şey. Nedir bu? Şimdi küçük çocukların ailesiyle sorun yaşayan çocuklar özellikle bunları tespit eden bir ekip var. Nasıl tespit ediyorlar? Sizin sosyal medya paylaşımlarınızdan, oynadığınız oyunlardan yani size ait bilgileri internet üzerinden gören, ulaşabilen bazı kişiler ailenizle sorun yaşadığınızı anlarsa, çocukların ailesiyle sorun yaşadığını anlarsa, yalnızlık çektiğini anlarsa onlara yakınlaşmaya başlıyorlar sosyal medya üzerinden. Ona diyor ki bak canım kardeşim ben sana yardımcı olayım, psikolojik destek vereyim ve ona yakınlaşıyor gittikçe onun sanal abisi veya sanal ablası oluyor. Bunda ne sakınca var? Evet, bir sakınca yok aslında. Biyolojik olarak gerçekte abi ve ablalarının yapmadığını, ailelerde annelerin babaların yapmadığını yapan sosyal medyada iyi yürekli insanlarmış gibi ortaya çıkan bir profil. Ama bu pek iyi yürekli değil. Çünkü bu kötü amaçlı kurulmuş bir tezgah. Sanal abi ve sanal ablalar. Çocuklara önce yaklaşıyorlar. İyi bir şekilde yaklaşıyorlar. Çocuk ailesiyle sorun yaşadı ama orada sıcak bir tavır var. Sıcak bir davranış var. Ona yaklaşıyor. Aileden koptukça sanal abiye ablaya yakınlaşıyor. Böylece sanal abi ve ablalar çevrelerinde çocukları toplamaya başlıyorlar. Sonrası tehlikeli. Ne oluyor sonra bu çocuklar? Evden kaçıyorlar. Organ mafyasının eline düşüyorlar. Cinsel tercihlerini değiştirme yönünde çocuklara fikirler empoze ediliyor. Mesela erkek çocuklara, kız çocukların erkek olmaları üzerine. Hani bu özgür dünyada falan filan olabilir diyorsanız ama bu sorun olan kişiler için böyledir diyelim o zaman. Böylece çocukları kandırarak etraflarında toplamaya çalışan, onları kullanan bir ekip ortaya çıkıyor. Ve bunlar çocukları ailelerinden koparıyorlar. Daha sonra da evden kaçmalarına ya da çocukların kötü şeyler yapmalarına sebep olan bir ekip olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden anne babalar özellikle ya da büyük abiler, büyük ablalar özellikle yalnızlık çeken kardeşleriniz, çocuklarınız varsa onlara dikkat edin. Aile ilişkilerini sıkı tutmaya çalışın. Çocuklarınızı, demeyecek o. Katılıyor musun sen de? Katılmıyor galiba. Bir kızdı bize galiba. Senin de mi sanal ablan var yoksa? Evet, ne diyorduk? Çocuklarınızı yalnız bırakmayın anne babalar. Çocuklarınız yalnızlık çekiyorsa sanal abi ve ablalara yöneliyorlar ve bu sanal abi ve ablalar daha önce hiç görmediği kişiler bunlar. Sadece sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişiler. Çocuklarınızı yanlış şeylere yönlendirebiliyorlar. Buna dikkat edin. Sanal abi abla bu dönemin problemlerinden bir tanesi. Lütfen dikkatli olalım.